Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere tek videoda yatırım fonlarını A'dan Z'ye öğrenmeyi göreceğiz. Bildiğiniz üzere yatırım fonları ile ilgili 30-35 videoda oluşan bir eğitim serimiz zaten mevcut. Eğer daha detaylı bilgi almak, daha içine girmek, daha derinlemesine öğrenmek istiyorsanız tabii ki yapmanız gereken bu eğitim serisini baştan sona izlemenizdir. Ortalama günde 1 saat izleseniz 3 saatte 4 saatte bitecek bir eğitim veya günde 1 saat izlerseniz 3-4 günde bitecek bir eğitimden bahsedeceğiz ediyoruz Öncelikli olarak sizlerden ricam o eğitim serisini tamamen bitirmeniz ve bu videoya gelip pekiştirme yapmanızdır. Çünkü oradan detaylı öğrendikten sonra buradan da bir özet olarak pekiştirme yaptığınızda aklınıza çok daha iyi girmiş olacak. Çok daha iyi oturmuş olacaktır. Ama tek videoda öğrenmek istiyorum. Çok fazla zamanım yok. 3-4 saat ayıramam diyorsanız da burada sizler için 1 saat 1,5 saat içerisinde A'dan Z'ye yatırım fonlarını her şeyiyle öğretmeye çalışacağım. Her şeyiyle göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Öğrenmemiz gereken konuları sizlere bir başlıklar halinde sunayım. Ondan sonra ise tek tek başlayalım. Yatım yatırım fonlarının ne olduğunu, yatırım fonlarının kimler için uygun olduğunu, yatırım fonlarını kimlerin tercih ettiğini, yatırım fonları nasıl alınıyor, nasıl satılıyor, bankanın üzerinden nasıl alabileceksiniz bunları göreceğiz. Yatırım fonlarının avantajlarını, dezavantajlarını, yanlış bilinen gerçekleri, yatırım fonlarının alım satım süreleri yani valörleri, fon türleri çeşitleri ve içeriklerini, fonların nasıl değer kazandığını, fonlardaki kesintiler ve vergilendirmeleri, tefasın tanıtımı, kullanımı ve tefasın ne olduğunu göreceğiz ki şu an zaten tefas ekranları üzerindeyiz. Burada bir de Paint'imiz bulunuyor. Paint üzerinden de bazen size yazarak da anlatmak zorunda kalacağım. Çünkü burada standart sapmalar, şarp oranları gibi matematiksel veriler var. Bu matematiksel verileri açıklamam, formülüze edilmesini de göstermem lazım. Burada not olarak Paint'i kullanacağız. Fonları incelerken bakmamız gereken 3 önemli site var. Bunları size göstereceğim. Fonların risk oranlarını hesaplamayı göreceğiz. Fonlardaki stratejimizi belirlemeyi göreceğiz. Borçlanma araçları fonlarından tutup da bütün fonları tek tek kıymetli madenler, katılım fonları, değişken fonlar, hisse fonları vesaire bunları tek tek göreceğiz. Sonrasında ise en başarılı, en çok kazandıran, en iyi fonların nasıl bulunduğunu ve fon incelemesiyle geleceğin fonlarını da göreceğiz. Ve burada en iyi fonları bulmak için önemli stratejiler konuşacağız. Videomuzu burada bitireceğiz. Başlıklarını ve içeriğini bile anlatmam oldukça uzun sürdüğü için tekrar hatırlatmam gerekir ki video ortalama zaten ses süresini girmeden önce görmüşsünüzdür ama ben tam bilemiyorum. 1 ila buçuk saat arasında sürmesini planlıyorum. Bu yüzden çayınızı kahvenizi alın atıştırmalığınızı alıp bir de sizden ricam kağıt kalem alarak not alarak ilerlemenizi rica ediyorum. Hazırsak videoya başlayalım. Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Destek vermeniz benim için çok çok önemlidir. Tekrar destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hemen geçelim. Öncelikle yatırım fonlarının ne olduğuyla başlayacağız. Yatırım fonları aslında burada içeriklerinde detaylı olarak görebileceğiniz ki bunlarda fon detayları, fon karşılaştırma, tefas üzerinden göstereceğim. Bunu devam ettiğimiz süreçte anlatacağız ama fonların başlıca ne demek olduğunu size anlatmam lazım. Fon dediğimiz şey bir yönetici tarafından, aslında işi bu olan bir profesyonel tarafından yönetilen ve içerisinde birçok farklı enstrüman bulunan bir gruba, bir topluluğa deniyor aslında. Bunun içerisinde tabii ki fonlar ayrılıyor. Yani tek bir bağlamda bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü birçok farklı çeşidi bulunuyor. Örneğin burada örneklerle ilerlememiz gerekirse kıymetli madenler fonu dediğimiz içerisinde altın, gümüş bulunuyor. Tabii ki burada riski hecede bilmek yani riski kontrol altına alabilmek için içerisine para piyasası araçları da konuluyor. Nedir bunlar? İşte repo'lar konuluyor, mevduatlar konuluyor, işin tahvil bono, eurobondlar konuluyor. Tabi burada Eurobond ve tahvili çıkartıp biraz da Bono'ya fazla koyuluyor. Çünkü kısa vadeli olması isteniyor. Altının düşeceği zamanlarda fon yöneticisi altın oranını azaltıyor. İçindeki Bono ve tahvil oranını arttırıyor. Mevduat oranını arttırıyor. Repo oranını arttırıyor. Yükseldiğini düşüneceği zamansa bunları azaltıp altını arttırıyor. Aslında burada fon yöneticisinin tek işi bu olduğu için yani ana işi profesyonel olarak fonundan gelir kazandırmak olduğu için sizin yatırımlarınız, birikimleriniz, tasarruflarınız bir el tarafından yönetiliyor. Burada tabii ki içeriklerine siz karar biliyorsun ama içeriğin içinin nasıl yönetileceğine fon yöneticisi karar veriyor. Fonlar bizlerin birikimlerini, tasarruflarını değerlendirmek için oluşturulan gruplar. Grup halinde içerisinde bir sürü yatırım enstrümanı bulunan yatırım araçlarıdır diyebiliriz. Yatırım fonları kimler için uygundur? Yani ikinci başlığımıza geldiğimizde yatırım fonları kimler için uygundur? Aslında yatırım fonları 7'den 70'e herkes için uygundur. Aslında şöyle bir görüş var yatırım fonları biraz da uzun vadeli ve riski az sevenler için uygundur diye. Çünkü hisse senetlerinde de yatırım yapsanız kıymetli madenleri de yapsanız içinde bazı bunu hedge edebilecek para piyasası araçları bulunuyor ve bunlar riski düşürüyorlar. Ama aslında bu yanlış bir algı. Çünkü birazdan sizlere göstereceğim. Fonun içerisinde çok riskli yatırım araçları da bulunuyor. Zaten bir risk sıralaması var. Birden 6'ya kadar. Önümüzdeki süreçte bunu da anlatacağım size. Kimler için uygun olduğunu şöyle tekrar özetleyebilirim. Yatırım fonları 7'den 70'e herkes için uygundur. Çok az riskli yatırım araçları içinde bulunduğu gibi çok çok riskli yatırım araçları da içerisinde bulunuyordur. Özellikle yabancı hisse senetleri mesela çok riskli araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle hem hisse senedinin fiyat artışı azalışı hem de doların fiyat artışı azalışını yorumlaması gerektiği için bunlar daha riskli. Risk algısı yüksek olduğu için de getiri algısı da yüksek fonlardır. Fakat riski, riski yüksek demek her zaman getirisi yüksek demek değildir. Riski yüksek getirisi ihtimali de yüksektir ama tabii ki bu değişkenlik gösterecektir. Yatırım fonlarını kimler tercih Yatırım fonlarını daha fazla tasarruf ve birikimlerini uzun vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar değerlendiriyor. Çünkü fonlarda yine birazdan işleyeceğimiz gibi trading çok mümkün olmadığını görüyoruz. Yani ben bugün bir fon alayım. Ertesi gün satayım. Sonra tek tekrar alırım. 3 gün artar, 3. gün tekrar satarım olayı yok. Çünkü alım satım süreleri ve valörler işin içerisine giriyor ve uzun vadede burada tasarruf yapmak, birikim yapabilmek için kullanılan yatırım araçlarıdır. Şöyle düşünelim. 10.000 TL bir geliriniz var, 8.000 TL gideriniz var. Her ay 2.000 TL'lik bir dışarı para aktarabilme yani yatırım yapabilme imkanınız var. Bu 2000 TL ile işte düzenli olarak fon alarak burada biriktirmeyi amaçlıyorsunuz. 1 bir sene, 3 sene, 5 sene hatta 10 sene satmadan içeride bir param biriksin. İhtiyacım olduğunda bir miktarını çeker kullanırım. Sonra tekrardan yatırıma döndürürüm diye bir düşünce var. Veya ev alacaksınız bir ev almak için para biriktiriyorsunuz ama enflasyon olduğu için bunu mevduatta değerlendirmek istemiyorsunuz. Burada belli başlı yatırım fonları, yatırım fon sepeti oluşturuyorsunuz kendinize ki bunlar da mümkündür. Yatırım fonlarından birçoğunun oluşturduğu yani 4-5 fon seçip buradan bir sepet yaparsınız. Her ay hepsinden düzenli alım yaparsınız. Hedef ev, ev fiyatınıza ulaştığınızda da fonları bozdurup örneğin ev veya araba alma şansınız var. Yani yatırım fonlarını aslında daha uzun vadeli birikimlerini biriktirmek isteyenler, tasarruflarını birikime dönüştürmek isteyenler yatırım fonlarını tercih ediyorlar. Fonlar nasıl alınıyor, nasıl satılıyor? Şimdi bunları size göstereceğim. Bunun anlatımını doğrudan bizim bir videomuz üzerinden göstereceğim. İlk olarak burada örnek bir banka üzerinden gösterdim. Burada Garanti Bankası tarafından ama genel olarak tüm bankaları da incelediğim zaman aynı olduğunu görebiliyorduk. Bankamızın hesabımıza girdikten sonra buradan üstten yatırım kısmını seçiyoruz. Yatırım kısmına geldikten sonra bakın şöyle aşağı doğru ilerliyorum. Buradan fon bölümünü zaten görüyoruz. Fon bölümüne tıkladıktan sonra hemen yanımıza bir ekran açılacak. Aynı zamanda videoyu da ileri satıyorum. Fon'a tıkladıktan sonra fon alışı seçiyoruz. Fon alışı seçtikten sonra bizi şöyle bir ekrana atıyor. Bu ekran ilk ilk kez alacaksanız eğer karşınıza çıkacaktır. Belge onayı kısmı. Burada işte risk bildirimini, işte yatırım fonlarının araçlarının alım satım çerçeve sözleşmelerini vesaire okuyup onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra size atacağı ekranı hemen açıyorum. Bu arada işleminiz tamamlanıyor. Sağ tarafta bununla ilgili bilgilendirmeler veriliyor. Sizi doğrudan fon seçip Şöyle bir ekrana gönderiyor bakın gördüğünüz gibi Şöyle gösterecek olursam büyütüp de göstereyim hatta daha iyi anlayabilelim Belki yazılar okunmuyor olabilir çünkü Burada almak istediğiniz fonu seçin diye aşağıda gösteriyor Kurucu olarak garanti portföy yönetimi eskiden sadece seçebiliyorduk Şu anda tüm fonlardan alım gerçekleştirebiliyorsunuz yani Garanti hesabınızdan da alıyor olsanız Garantinin fonunu Akbank'ın Bank'ın, belki Osmanlı yatırımını hangi Kurucunun fonunu isterseniz hepsini aynı ekran üzerinden alabiliyorsunuz Burada almanız gereken Fonu seçiyorsunuz tutarınızı veya adetinizi seçiyorsunuz hesaplamanızı yapıp alım satım yapıyorsunuz. Bankadaki alt limitinizi, bankanın üst limitini, günlük limiti ve kullanabilir limitlerinizi burada zaten görebiliyorsunuz. Almak istediğiniz fonun miktarıyla ile, fiyatıyla ile ilgili. Devam ettiğimiz zaman burada alış varlıkları, yılbaşından bu yana getirileri, günlük getirileri ve fiyatlarını görebiliyorsunuz. Şimdi burada hangi fonu almalıyım? En iyisi hangisidir? Konusunu zaten videonun sonunda işleyeceğiz. En başarılı fon, en çok getirebilecek, en iyi fon nasıl seçilir? Hangi stratejiler uygulanmalıdır? Bunu göreceğiz. Fiyat Günlük getiri ve alış satış valörlerini de sizlere zaten yine açıklayacağım için burada girmiyorum. Burada sadece doğrudan fonunuzu seçmişsiniz ve nasıl alış yapabilecekmişsiniz gibi düşünüyoruz. Sadece alışı gösteriyorum çünkü bunların içeriklerini zaten dediğim gibi birlikte gireceğiz. Fiyatları neden 0.2 kuruş gibi gözüküyor, 2 lira gibi gözüküyor. getirleri nasıl ölçeceğiz, valörler ne demektir bunların hepsini işleyeceğiz. Biz şu an buradan alacağımız fonu seçip tutarımızı girip hesapladan bir alım işlemi gerçekleştireceğiz. Daha detaylı tam incelikleri öğrenmek isterseniz de yine bu videoyu gelip izleyebilirsiniz. Yatırım fonları nasıl alınır ve satılır finans ve borsa kanalı yazarsanız çıkar. Kurucumuzu seçiyoruz. Fon türümüzü seçiyoruz. Ardından burada filtreleme gerçekleştirebiliyoruz. Yani mesela ben FIBA'dan almak istiyorsam FIBA'yı seçebiliyorum. Veya burada kurucu seçmeyi fon türünden mesela borçlanma araçları fonu veya sadece altın fonu da seçebilirim. Buna göre bir listede benim karşıma çıkmış oluyor. Ama biz zaten tefas ekranlarından hangi fonu alacağımızı doğrudan seçebildiğimiz için en iyi şekilde nasıl analiz edeceğimizi, en iyi fonu nasıl seçeceğimizi bildikten sonra arama kısmına geleceğiz. Zaten fonumuz aklımızda olmuş olacak. Buradan tıklayıp doğrudan istediğimiz fonu alabiliyor olacağız. Evet fonu seçip aşağı doğru geldiğimizde burada bize önce bir hesap seçiyor. Bankadan hangi para olan hesabımızı seçmemiz gerekiyor yani. Sonra işlem tarihimizi seçiyoruz. Sonra ya tutara göre alacağız yani 10 bin liralık fon ya da 10.000 adet fon veya 3.000 adet fon alacağız. Tutar veya adetimizi seçiyoruz. Karşılığını giriyoruz. Devama basıyoruz. Ondan sonra onaylamamızı gerçekleştirip fonumuzu satın almış oluyoruz. Burada yapmamız gereken işlem alım satım için bu kadar kolay. Öncelikle fonlar, fon alışı seçiyoruz onaylamadıysak eğer belge imzaladıysak belgelerimizi imzalıyoruz. Sonra istediğimiz tüm tefasta bulunan fonlardan bir tanesini seçiyoruz. Para olan hesabımızı işlem tarihimizi tutarımızı seçip devam deyip onaylıyor ve işlemimizi alım satım yönünden bitirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim diğer bir konumuz olan yatırım fonlarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ve yanlış bilinen gerçekler fonlarla ilgili nedir? Bunları biraz konuşalım. Çok önemli konulardan bir tanesi. Şimdi birincisi avantajlar olarak vergi avantajı sağlar bize. Özellikle de TL cinsinden varlıklara fonlar tarafından yatırım yapmak istediğimizde vergi avantajı sağlıyor. Bu vergilendirme ve kesintiler konusuna geleceğim için ileride tam olarak detaylarına girmiyorum ne kadar avantajı olduğuna. İki risk ölçütleri bellidir seçme imkanı verir. Bunu hemen örnek olarak göstereyim. Mesela şöyle bir şuraya hisse yaz. Yazalım, bir hisse senedi fonu görelim. Bakın, Akport ve Avrupa yabancı hisse senedi fonuna geldim. Burada bakın, fonun risk değer 6 yazıyor. Bunlar 7 üzerinden hesaplanıyor. Yani bir en risksiz, 7 en riskli olarak karşımıza çıkıyor. Burada Avrupa hisse senedi fonu olduğu için çok riskli kategorisine girdiğini görebiliyoruz. Daha mesela biraz daha basit bir fon yazarsak, örneğin, bakın, Akport ve alternatif bank para piyasası fonunu görüyoruz. Buraya geldiğimizde risk değerinin 2 olduğunu, çok daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Buna oranla şunu da bilmemiz gerekiyor ki, ne kadar risk alırsak, kazanç değerimizin de o kadar yükselmesi beklenir. Ne kadar düşük riskliyse o kadar az getirili olmasını bekleriz. Tabii ki yüksek riskli alayım yüksek kazanayım mantığı olduğu gibi yük yüksek bir risk bulunduğu için de hiç kazanç da elde edemeyebiliriz. Çünkü bu risk getiri algısı her zaman vardır. Kore ile ilerlerler. Devam ettiğimiz zaman cüzi birikimleriyle yatırım yapılabiliyor. Çünkü bakın mesela bu fonun fiyatı 7 lira. Daha demin size alım satım ekranlarında göstermiştim. 10 kuruşa da 50 kuruşa da 1 liraya da 3 liraya da fonlar var. Yani fonlar binlerce milyonlarca parçaya bölündüğü için birim fiyatları yani alabilirsiniz Alabileceğimiz her bir birin fiyatı çok düşüktür. Bakın burada 8.9 e, milyon tane yani 9 milyona yakın bir e, payı olduğunu görüyoruz. Bunu gidip 7 ile çarptığımızda fonun toplam değerinin 70 milyon olduğunu görüyoruz. Yani fonun değeri çok yüksek ama herkes alabilirsin diye 3 lira, 5 lira, 7 lira, 10 kuruş, 50 kuruştan fonlar olduğunu görebiliyoruz. Cüzi birikimlerle yatırım yapılabilir. Bir diğer ve en önemli özelliklerinden biri tüm dünyaya her ürüne, her fikre yatırım yapılabilir. Bu ne demek? Tüm dünyaya yatırım yapabiliyorsunuz. Siz bugün Avrupa'daki hisse senedini alabiliyorsunuz, Amerika'daki hisse senedini de alabiliyorsunuz. Her ürüne ne demek? Bugün buğdayda alabiliyorsunuz, petrolde alabiliyorsunuz, doğal gazda alabiliyorsunuz, altın, gümüş, uranyum da alabiliyorsunuz. Her fikre ne demek? Burada belki blockchain teknolojilerine yatırım yapan fonlar var, kriptolar'a yatırım yapan fonlar var, otomatik gidecek araçlara yatırım yapan fonlar var, yenilenebilir araçlara yatırım yapacak fonlar var, siber güvenlik teknolojisine yatırım yapacak fonlar da var. Yani tüm dünyaya her ürüne ve her fikre yatırım yapabiliyorsunuz. Suya bile yatırım yapabileceğiniz fonlar var. Bir diğer avantajı ise profesyonel ve ana işi bu olanlar tarafından yönetiliyor. Yani bu fonları yöneten bir fon yöneticisi var. Bu yüzden de fon yönetimi ücreti kesiyorlar. Zaten bunları vergilendirme ve kesintiler kısmında işleyeceğiz. Şimdi profesyonel ve ana işi bu olan kişiler tarafından yönetildiği için Sürekli ekran başındalar yatırım yapacakları her hissenin fabrikasını geziyorlar. Yatırım araçlarının tamamının konjektür analizini gerçekleştiriyorlar. Siz okuyor olabilirsiniz, çalışıyor olabilirsiniz, aile hayatınız olabilir. Bu yüzden sürekli ekran başında olup araştırma yapmıyor, grafiğe bakmıyor olabilirsiniz. Yani bırakın araştırma yapıp şirketleri incelemeyi, faaliyet raporu okumayı 300-400 sayfa. Bazen tekniğini bile açıp bakmaya zamanımız olmuyor. İşte fon yöneticileri bizim için böyle bir avantaj sağlıyor. Olumsuz özelliklerine yani dezavantajlarına geldiğimiz zaman alsat yapma imkanımızın az olduğunu görebiliyoruz. Burada çünkü dediğim gibi valör süreleri var işin içerisinde ve fonlar biraz da uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Bu yüzden alsat yapma yani trade yapma imkanımız çok olmuyor. Trade'e çok uygun yatırım araçları değil. Bir diğeri ise olumsuz özellik olarak sayılabileceği fon yönetim ücreti ve komisyonlar alıyorlar. Bunlara daha detaylı gireceğiz. Aslında fon yönetim ücreti alması kesinti olarak kötü gözükse de bir profesyonel tarafından yönetilmesi ise iyi gözüküyor. Yanlış bilinen gerçeklere geldiğimiz zaman fonun içeriğini göremeyiz. Yani biz sadece adını görebiliyoruz. Neye yatırım yaptığını içinde hangi ürünler bulunduğunu görebiliyoruz göremeyiz diyorlar. Tam tersi Detaylı olarak %100 hangisine ne kadar yatırım yaptığına kadar görebileceğiz Bunu da ilerleyen kısımda kap incelemesinde göreceğiz yine aynı video içerisinde Alım satımı karışık ve zordur deniliyor Yanlış bilinen bir gerçek olarak Daha demin zaten video içerisinde size gösterdim 5 dakikada nasıl alabileceğinizi Rahatlıkla gördünüz Bunlar da bizim için yanlış bilinen Karmaşık gerçekler olarak karşımıza çıkıyordu Artıları eksileri ve yanlış bilinenleri öğrendikten sonra Şimdi gelelim yatırım fonlarının alım satım süreleri Ve valörün ne demek olduğuna Burası bizim için çok önemli En çok bilinmeyen konu burada dan kaynaklanıyor aslında. Şimdi emirlerin toplanması fon yöneticisine iletilmesi ve yurt dışı piyasalarda ise eğer işlem yapıyor olması piyasayı beklemek gerekçesinden dolayı bir valör oluşuyor. Yani ben bugün almak istiyorum hemen niye alamıyorum da hemen niye satamıyorum? Çünkü önce emirler toplanıyor fon yöneticisine iletiliyor. Fon yöneticisi buna göre içindeki varlıklardan satış yapıyor. Aynı zamanda burada yurt içi piyasadaysa piyasanın açılmasını bekliyoruz. Yurt dışı piyasadaysa yurt dışı piyasanın açılmasını ve oraya paraların geçmesini bekliyoruz. Bu yüzden belli bir miktar valör oluşuyor. Ama para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında ise böyle bir durum söz konusu olmuyor. Şimdi takas bank ekranlarından size bunu açtım. Bunu göstereceğim. Öncelikle bir bilgileri yine akıtayım size. Ondan sonra üzerinde de gösterelim. Para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında saat 18.00'a kadar ilettiğiniz işlemlerde valor olmuyor. Bunu şimdi mevzuattan size göstereceğim zaten. Bir diğeri de Sabit bir bir şeyler söyleyip bunların not almanızı verilerle gösterebiliriz Yani mesela şunu diyebilirim ki kıymetli madenlerde t artı 3 emtiyalarda t 3 Türk hisselerinde Türk hissesi fonlarında tabi bunlar t 2 vesaire diye Anlatabilirim ama Bunun yerine alabileceğimiz fon için girip kendimiz Bakıp kontrol edebiliriz bu daha kolay oluyor ve daha doğru olacaktır Bu yüzden ezbere vermek istemiyorum yani T artı 3 kıymetli madenlerdir. T artı 0 para piyasası araçlarıdır. İşte emtialarda bunu girmemize gerek yok. Girip hepsinde fonların içerisinde tek tek öğrenebiliyoruz zaten valör sürelerini. Burada gördüğünüz gibi mesela ne diyor? Ak portföy alternatif para piyasası fonu. Buraya girdiğimizde bakın valörün olmadığını görüyoruz. Yine bir hisse senedi fonu açalım. Amerika yabancı hisse senedi fonunu seçtim. Analiz bastım. Şimdi buradaki valörü de zaten görebiliyor olacaksınız. Burada görmezsek de kap tarafında bunu incelemeyi biliyoruz. Görüyoruz. Bakın alış valörünün bir gün olduğunu, satış valörünün 3 gün olduğunu görebiliyorum. Yani fonun içerisinde görebiliyorken bunu ezberlemenin bir mantığı yok. Saat 1.30'dan önce aynı günün fiyatıyla eşleşir. 1.30'dan sonrası ise ertesi günün saatiyle eşleştirilir. Bu çok önemli bir nokta. Yani siz bugün saat 3'te aldığınız fonun fiyatı çok arttı ve satmak istiyorsunuz. Satış emrini girdiğinizde saat 1.30'u geçtiği için ertesi günden denk getirilir. Yani ertesi günden eşleştirme yapılır. Sonra ben atıyorum ki 100 liradan satmıştım. Neden 95'ten eşleştirmiş de bu yüzden ertesi güne kaldığı için. Zaten yazıyor talimat kabul saati aynı günün valörlü işlemlerde 0.9'da 1.30 arası. Talimat kabul saati ileriki valörlü işlemlerde 0.9'da 17.45 arası. Yarım gün olan yani bayram tatili gibi günlerde ise 11.30'da 12.30'a kadar geldiğini görebiliyoruz. Eş eşleşmeyen talimatlar işlemleri nakit eşleştirmelerin işte temerrüt başlangıçlarını vesaire de görüyoruz ama bizim için işimize yarayan şu iki saat olarak karşımıza çıkıyor. Valör dediğimiz şey aslında burada zaman çizer çizergesidir. Şöyle bir basitçe özetleyecek olursam alış emrinde bir gün vardır. Satışında üç gün vardır. Tabii ki 1.30'dan erken eşleştirebilirsek aynı gün fiyatından eşleştirir. 1.30'dan sonra emir girersek ertesi günden eşleştirir. 3 gün dediğim şeyde mesela ben pazartesi bir satış emri verdim. Saat 1.30'dan önce verdiysen pazartesindeki fiyattan sattım. Ama paranın bana geçmesi aynı hisse senetlerinde de T 2 olduğu gibi paranın bana geçmesi 3 gün sonraya tekabül ediyor. Eğer ben 1.30'dan sonra yaparsam bu yarınki fiyattan eşleştiği için bir fiyat dengesi olabilir. Valor dediğimiz şey bu kadar basit bir şey. Yani buradaki alım satım gecikmelerinden bahsediyoruz tamamen. Hemen devam edelim burada. Fonların türlerini, çeşitlerini ve içeriklerini inceleyelim. Şimdi buna da gelelim. Buna daha detaylı bir şekilde geleceğiz ama burada basitçe sizlere anlatmam gerekirse şuradan gösterebilirim. Ana sayfaya girdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane fon türü olduğunu görebiliyoruz. Bunların içeriklerine dediğim gibi gireceğiz. Ne olduğunu sizlere anlatacağım. Bunların haricinde bazı fonlar daha var. Onları da sizlere yine söylüyor olacağım. Şunu bilmemiz lazım ilk olarak. ismini alıyorsa minimum %80 o üründen burundurmak zorundadır. Mesela kıymetli madenler şemsiye fonu. Minimum %80'in kıymetli maden olması lazım. Hisse senedi şemsiye fonu. Minimum %80'in hisse senedi olması lazım. Borçlanma araçları. seksenin borçlanma aracı olması lazım. Devam ettiğimizde karma fon dediğimiz şey burada basitçe açıklayacağım sizlere. Karma fon dediğimiz şey tüm enstrümanların içinde bulunabilir. Karma bir şekilde olduğunu ifade ediyor. Değişken fon dediğimiz şey şurada hemen göstereyim onu da. Değişken fon fon yöneticisinin sayesinde değişebilen tamamen yöneticinin inisiyatifine bırakılmış bir fondur. Yani isterse onun için altın alır, isterse hisse senedi alır, isterse yabancı hisse senedi MT alır. Tamamen kendisine bırakılmıştır. Para piyasası dediğim şey likit fonlardır. En sağda gördüğünüz gibi zaten en az para getirisi olan da odur. Bu bir yıllığa göre baktığımızda en az para getirisi vardır. Daha likittir. Hemen alınıp satılabilir. Repolar, ters repo'lar mevduatların bulunduğu fondur. Garantili ve korumalı fonlar var. Burada bulunmayan işte onları size anlatacağım. Ara paranın korunması veya garanti getiri veren fonlardır. Bunu sizlere yine incelemesinde göstereceğim birazdan şurayı bitirdikten sonra. Borçlanma araçları dediğimiz içinde tahvil, bono, eurobond bulunan, katılım fonları dediğimiz tamamen helal gözetimi içerisinde olan yani burada işte vadeli kısımlara vesaire bulaşmayan, hisse senedi içerisinde hisse senedi bulunan fon sepeti şemsiye fonu fonlardan oluşan bir fon sepeti. Yani Atıyorum ki burada karma'nın içerisinde MTI olabilir, hisse senedi olabilir, altın olabilir. Burada içerisinde sadece fonlar var. MTI yatırım yapan fonlar, kıymetli madene yapan fonlar, ne bileyim işte ee, burada hisse senedine yapan fonlar var. Serbest şemsiye fon dediğimizde Serbest şemsiye fonu şudur ki sadece 1 milyon TL üzerinde parası olan nitelikli yatırımcıya satılan fondur. Kıymetli madenler da içerisinde altın, gümüş, bakır gibi kıymetli madenlerin bulunduğu fonlardır. Şimdi sizlere ak portföy tarafından açtım. Bakın burada sizlere garantili ve korumalı fonları göstereceğim. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman burada ne demek olduğunu, operasyon bilgilerini, alımını, halk arzını, fiyatlarını görebiliyoruz. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki bu fonlar sadece halka arıza satılıyor. Yani şöyle yakınlaştırayım siz de okuyabilin. Halka sürecinden toplanan talepler iletilir, alım salınır yapılır. Bundan sonra ise iptal söz konusu olmayacaktır ve yeniden alım imkanımız yok. Ana para korumanın amacını burada görüyoruz. Bakın amaçlarının ne demek olduğunu genel yapısının ne olduğunu burada görebiliyoruz. Ardından sizlere bu fonları da biraz göstereyim. Hangi fonlar vardır diye. Mesela buradan bir tanesini bulmaya çalışalım. Bakın şurada diyor ki vade sonunda ana para koruması %110. Yani ne diyor? Siz bugün 100 liralık bir yatırım yaparsanız vade sonunda en az 100 liranıza 110 lira alacaksınız. Aşağısını alamazsınız. Kesin getiri. E battı fon fark etmez. İçine fonun aldığı hisse senedi battı fark etmez. Burada da yatırım stratejisinden bahsediyor. Fonun yatırım stratejisi yatırım dönemi sonu olan 11.04.22 diyor. Yatırımcının ara parasının %110'unun korunması. Eşit ağırlıklı olarak faizler işte ROK, GSK ortaklık yapılarından oluşan e, sepete sağlık sektörü ortaklık payları sepetidir. Dayalı borsa dışı opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanan bir getiri oluşturması halinde bu getiri yatırımcılarla Sağlamayı hedeflemektedir. yani yüzde 110 minimum alacağız bunun üzerinde de alabilirsiniz yine Buraya baktığımızda mesela ne diyor Eşit ağırlıklı olarak Tesla'ya, Nio'ya, BMW'ye, Hyundai'ye yapılan yatırımlar Elektrikli araçlar ortaklık payı senetidir. Daha çok elektrikli araçlara yatır yapıyor, yatırım yapıyor. %111 koruması var. Bunun haricinde yine ekstra getiri oluşturursa bunu da sizlere ödemiş oluyor. Buna baktığımız zaman gayet güzel olduğunu görebiliyoruz. Yani ben en azından %110'umu mu garantileyim. Üzerine de ne getirirse benim karıma olsun diye bir düşünceniz varsa kullanılacak garantili ve ana para korumalı fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Hemen devam edelim bunları da gördükten sonra. Gelelim fonlar nasıl değer kazanır konusuna. Bu aslında çok bilinmeyen, garip bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Fonlar içinde birçok şey bulunan bir gruptur. Fonun bulunduğu şeyden gelen tüm getiri fona eklenir. Bakın size ödenmez, fona eklenir. Eğer Temettü ödemesi yaparsa fonun içerisindeki hisseler temettü ödemesi yaparsa bunu biz alamayız Temettü ödemesi Fonun içerisine katılır yani fon, aldığımız fon bize temettü ödemesi yapmaz Aldığımız fon içerisinde tahvil bono euro bond varsa bu tahvillerin bonoların aylık ödemeleri 6 aylık dönemlik ödemelerini Biz alamayız fonun içerisine katılır yani Temettü ödemesi yapmaz Tahvil bono ödemesi yapmaz fon bize fon kendi içerisine katar Bu gelen paralar fona katılır Böylece fonun adet fiyatı değeri artar ve bu da bizim elimizdeki fonun değerlenmesi anlamına gelir. Ama yıldızlı bir şey söylemek istiyorum. Fonu satmadığımız sürece ekstra dışarıdan bir para kazanamayız. Yani ben bugün Ereğli hissesi alırsam hissemi satmadan temettüsünden para kazanabilirim. Ama fondaysa fonu satmadığımız sürece para kazanamayız. Bir diğeri fon yöneticisi sürekli olarak fon ile ilgilenir, alsat yapar ya da doğru hissede bekler. Yani fonun içindeki malın değer kazanmasıyla fiyatı da artar. Fon 4 TL'den 5 TL olursa biz 5 TL'de sattığımızda %25 kazanırız. Bunu da hemen sizlere bir göstermek istiyorum. Şöyle bir hisse Senedi fonuyla bakın akportun alternatif yabancı Enerji ise sende fonunu görüyoruz şu an fon ne kadar 15 kuruş olarak karşımıza çıkıyor Fonun ilk çıktığı zaman da şu grafik şuraya yüklensin biraz geç yükleniyor Bakın ilk çıktığı zaman ne kadarmış fon? İşte 0.1 kuruşmuş şu anda ne kadar olmuş? 0.15 kuruş. Ne kadarlık bir getiri? %50'lik bir getiri görüyoruz bir yıl içerisinde. İşte fonun değeri bu şekilde artıyor. Çıktığı fiyatın üzerine çıktığı zaman getirisini buradan ölçebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yoksa bize temettü ödemesidir, tahvil bonoların dönemsel ödemelerindir gerçekleştirmez. Şimdi gelelim fonlardaki kesintiler ve vergilendirmelere. Bu gerçekten önemli bir konu. Hepimizin aklında bulunan bir konu. Şimdi vergilendirmeler ve getirilerde şunu söylemeliyiz. Getirilerinizden otomatik olarak bu vergiler ve kesintiler yapılır. Harici bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yani ben buradan para kazandım. Bunu nereye ödemem gerekiyordur gibi bir şey söz konusu değil. Sizin zaten elde ettiğiniz kardan bu vergilendirmeler ve kesintiler doğrudan yapılır. Fon yönetim ücreti fonu yöneten kişi tarafından alınır. Fonuna göre değişmekle birlikte ortalama yıllık 1 ila 3 arasındadır. Ne kadar risk oranı olursa yani ne kadar aktif yönetilirse bunlar o kadar fazla artacaktır. Yani daha aktif yönetilmeyen bir para piyasası fonunda fon yönetim ücreti %1 iken doğrudan hisse senedi fonunda %3 olabilir. Fakat şunu söylemeliyiz bunlar seneliktir. Yani siz %3 olduğunu düşünün. E fon yönetim ücretinin fakat siz 6 ay kalırsanız sizden %1,5 kesilir. Fonun içerisinde ne kadar durursanız yani 1 sene durursanız tamamı kesilir, 3 ay durursanız 1/4'i kesilir, 6 ay durursanız yarısı kesilir. Bu Yine sizin ekstra gidip fon yöneticisini bulup IBAN'ına atmanız gereken veya elden vermeniz gereken bir para değildir. Fonu alırken zaten yönetim ücreti fonu satarken üzülüyor. içerisinden kesilir. Ne kadar kaldığınıza bağlı olarak da. Vergilendirme ve kesintiler bu şekilde yapılır. Şimdi bunu gelelim. E, şuradan konuşalım. Mevduat faizinde 2019 vadelerine göre değişen oranlar stopajat abi. 2020'de aynı şekilde repolara baktığımızda işte %15 olduğunu görüyoruz. Vergilendirmenin yatırım fonlarında %10 olduğunu görüyoruz. Hisse senedi fonlarında %0 olduğunu görüyoruz. Mesela bunu şöyle söyleyeyim sizlere. 31 Mart'a kadar fonlarda kazanılan gelirin vergisi yoktur. %10'dan sıfıra çekildi. Bu 2019-20 için geçerli. 31 Mart 2022'ye kadar bu şekildeydi. Yani şu an bir 15-20 gün daha var. İçinde döviz geçen ve herhangi bir şekilde dövize bağlı olan fonlar haricinde TL varlıklarına yatırım yapmayı arttırmak için %0 olarak çekildi. Bir teşvik yapıldı. Güncellenebilir. Mutlaka kontrol edin. Bu sayfayı yine güncel kontrol edebilirsiniz. Takas Bank'ı yine kontrol edebilir. Tefası kontrol edebilirsiniz. Buradaki vergilendirmeleri bulabilirsiniz. Şu an 31 20 Mart'a kadar TL cinsinden yaptığınız hisse senedi yatırımlarında bir vergilendirme yok teşvik olsun diye. İşte hazine ve devlet bonuslulardaki getiriler, Eurobond faiz getirilerini, hisse senedi kar paylarındaki getirileri temettülerden bahsediyoruz. Buradan görebilirsiniz. Türev ürünlerdeki yine getirileri buradan görebilirsiniz. Buradaki en büyük içimize dokunan noktalardan biri bu fon yönetim ücreti bizim için biraz e, aslında daha fazla Türk yatırımcısı için mide bulandırıyor ama şunu düşünmeliyiz ki ben niye payımdan gidip de fon yöneticisine vereyim değil. Ana işi bu olan benim için bunları araştırıp bulan kişi bir miktar ödeme gerçekleştirmiş oluyorum diye bakmamız gerekiyor. Genel manada olayımız budur yani. Şu aşağı geldiğimiz zaman yine buradan görüyoruz. İşte Eurobond faiz gelirleriyle ilgili yatırım fonları ile ilgili getirileri burada okuyabiliyoruz. Türev ürünlerdeki duyuruları buradan okuyabiliyoruz. İşte Bakalım yukarı tarafta başka ne var? Şöyle yukarı çıktığım zaman mesela hazine bonusu devlet tahvili faiz gelirleriyle ilgili oranları yine buradan görebiliyoruz. Bu ekranı inceleyebilirsiniz. Burayla ilgili net bir şey kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü sürekli olarak değişiyor. Yani bu sene böyledir. Seneye farklı bir vergilendirme oranı getirebilirler. Bunları bu ekranlardan takip etmenizde fayda var. Şimdi gelelim sizlerle birlikte TEFAS'ın tanıtımı, kullanımı ve TEFAS nedir? Nasıl kullanılır? Bunu görelim. Şimdi TEFAS ekranlarına geldim. Öncelikle ana sayfa üzerinden başlayalım. Ana sayfaya geldiğim zaman burada ben haftalık aylık, 3 aylık, 6 aylık yılbaşından itibaren 1, 3 ve 5 senelik de getirilerini görebiliyorum enstrümanları. Mesela 1 senede en çok kıymetli madenleri kazandırdığını, en az para piyasasını kazandırdığını görüyorum. 6 aylığa geldiğimde grafik yine güncelleniyor. Yine en çok Kıymetli madenler en az para piyasası diyorum. 5 seneliğe geldiğim zaman bu sıralama yine kıymetli madenler para piyasası fakat sonra fon sepeti şemsiye fonu, sonra hisse senedi fonu, sonra serbest şemsiye fonu olarak değişiyor. Mesela 3 seneliğe geldiğim zaman burada serbest şemsiye fonu hisse senedi ve fon sepeti olarak değişiyor. Yani buradaki değişimler olduğunu görebiliyorum ana sayfadan. Sağ tarafta benim işime yarayabilecek ve güvenilir siteler var. Mesela SPK'nın sitesi, Takasbank'ın sitesi, Borsa İstanbul. Biz burada kullanacağımız daha çok iki site. KAP ve Merkezi Kayıt Kuruluşu yararlanacağız. En çok kullanacağımız kaptır. Aşağı sağa aşağı geldiğimizde platformda işlem hacmindeki ilk 5 üyeyi görüyoruz. En çok yapı kredi bankasının, sonra iş bankası, sonra garanti, sonra Akbank ve finans bank olarak gidiyor. En çok hacime sahip olan e, fon şirketleri olarak. Platformda işlem hacmindeki ilk 5 fonu gördüğümüzde, Ziraat Portföy, Başak Para Piyasası Fonu, İş Portföyün MTA Yabancı Fonunu, Garanti, fon, garanti Portföyün Altın Fonu, Yapı Kredi Altın Fonu ve Ünlü Portföyün Para Piyasası Fonları olduğunu görebiliyoruz burada. Onun haricinde ana sayfada inceleyeceğimiz başka bir nokta yok. Fon detaylarına Alize gittiğimiz zaman burada fonu arayabileceğimiz yani hangi fonu seçmek istiyorsak örneğin yine bir hisse senedi fonu açalım ve örnek olarak karşımıza dursun. Hisse senedi fonu açıyorum. Mesela Akport ve Bist 25 hisse senedi fonu olarak gösteriyorum. Burada bütün fonlar bulunuyor ama biz hisse yazdığımızda Akbank A ile başladığı için ilk olarak karşımıza çıkıyor. Yoksa istediğimiz tüm fonlar var. Hatta buradan başka bir fon açayım. Yine hisse senedi olsun. Garantiden açalım. Evet garanti portföyün hissesini de fonunu açtım. Bakın burada son fiyatını görebiliyorum. Günlük getirisini, pay adedini, fon toplam değerini, kategorisini, pazar payını, yatırımcı sayısını, son 1 yıllık kategori derecesini görebiliyorum. Son 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik getirilerini görebiliyorum aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik, 3, 5 senelik grafiğini görebiliyorum. Aşağı geldiğim zaman fonun varlık dağılımını görüyorum ki bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Mesela %93.4'ün hisse senedi olduğunu, takas bank para piyasası ters repo ve vadeli işlem mevduat olduğunu görebiliyoruz. %524'te bir ters reposu olduğunu görebiliyoruz. Sol tarafta fonun kodunu görüyoruz, ısın kodunu görüyoruz, platformdaki işlem durumu görüyor mu bunu görüyoruz. Başlangıç saati, son işlem saati, valörlerini görüyoruz. Aşağıda minimum alış ve minimum satış miktarı bir adet olduğunu görüyoruz. Maksimum alış satış miktarlarını ve fonun risk görüyoruz. Bazen burada belirtmiyor. Bunun için kap adresine gidip kap tarafından görebiliriz. Bunun incelemesini gerçekleştireceğimiz için şu anda girmiyorum. Aşağı tarafa geldiğimizde bunun varsa eski ünvan tipini görüyoruz. Son bir yıllık getirisine bakıyoruz. Mesela %46. Bist 30'dan, Bist 100'den fazla getirmiş. İşte burada mevduat faizinden fazla getirmiş ama tüfenin de altında kalmış. Son 3 yıllık, son 5 yıllık getirilerini görebiliyoruz. Mesela son 5 yıllık getirisine bakarsak son 5 yüzde %230 getirmiş. Hisse senedi şemsiye fonlarının altında kalmış. Burada dolar ve euronun altında altında kalmış. Fakat Bist Bist 100'ün ve Bist 30'un da üzerinde kalmış yani Borsaya göre iyi bir getirisi olduğunu Görebiliyoruz Dolar altının altında kaldığını Bu sayfayı da bu şekilde bitirdikten sonra hemen fon karşılaştırmaya geliyoruz ki burası Oldukça fazla kullanacağımız noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor Burada Fonun istediğimiz karşılaştırma yapmak istediğimiz fonun kurucusunu Türünü ünvanını işlem durumunu vesairesini yazabiliyoruz Yönetim bazı ücretlerini büyüklük bazı sıralamalarını yapabiliyoruz Biz şu an getiri bazı sıralamalarındayız mesela bakın son bir senede Ata portföy ikinci hisse senedi serbest fonu 1 yılda %755 getirmiş. Tabi bunlar serbest fonu yani 1 milyon üzeri nitelikli yatırımcı için olduğunu görebiliyoruz. Şöyle yine en çok getirileri sıraladığımız zaman başka ne görebiliyorum burada? MTA yabancı fonların fazla olduğunu. Mesela ben sadece kıymetli madenlere göre bir inceleme yapmak istiyorum dersem sadece bana kıymetli madenleri getirecektir. Burada işte 1 yılda en çok getirenin FIBO portföy olduğunu, mükafatın, tebin, garantinin, ak yapı iş olarak gittiğinde görebiliyorum. Burası da benim için bir kıyaslaştırma yeridir. Yönetim bazlı kıyaslaştırabilirim. Büyük Türk bazlı kıyaslaştırabilirim Excel'e alabilirim PDF tablosu halinde alabilir Bunlar çeşitli şekilde burada Kullanımı uygun olarak duruyor Tarihsel veriler karşıma çıkıyor bu da yine işime yaran bir sekme olarak karşımda Tarihsel verilere geldiğim zaman Buradan doğrudan portföy dağılımını görebiliyorum yine Excel'e alabiliyorum stüm grafiği yapabiliyorum Yine fonumu türlere göre seçebiliyorum Burası biraz çok fazla veri olduğu için geç yüklenen bir sayfa Ben yine mesela kıymetli madenleri seçeyim Bakın kıymetli madenlerde ne çıkıyor benim için Akport ve burada Benim için ilk çıkan fon olmuş oluyor. Burada yine bir alfabetik sıralama bulunuyor. Fiyatını görebiliyorum. Tarihini görebiliyorum. Fon kodu benim için önemli. Bunu görüyorum. Tedavüldeki pay sayısını, kişi sayısını ve fon toplam değerini görebiliyorum. Buradaki tarih aralığı bir günlük. Eğer ben bu tarih aralığını değiştirirsem farklı noktaları da görebiliyorum. Mesela iki güne alalım. Yani geçmiş iki günü görelim. Burada ne oluyor? Kişi sayısını tekrardan görmüş oluyorum. İçlerine bastığım zaman da üzerlerine tıkladığım zaman da doğrudan yeni bir sekmeyle fonun içerisine gittiğimizi görebiliyoruz. Bunun haricinde burada kullanacağımız tefas istatistikleri var. Yani işlem yapan kurum sayılarını, font türünün bazı sayıları, toplam işlem hacmini, üye bazlı işlem hacimlerini vesaire görebiliyoruz. Buralar yine bizim bakabileceğimiz ama çok fazla yararlanmayacağımız noktalar. En çok Fon detaylanırız. Fon karşılaştırmayı çok çok kullanacağız bir de tarihsel verileri kullanıyoruz. Yine sayfamıza dönebiliriz. Tefas aşağı yukarı bu şekilde işleyen bir sayfa olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim biraz daha artık işlerin içine girerek daha fazla fon seçme Yani temel kısımları bildik. Nedir, ne değildir, kimler için uygundur, avantajı, dezavantajı, vergileri, Tefas alım satım sürelerini gördük. Şimdi fonları incelerken bakmamız gereken üç önemli siteyi, raporları, fon risk oranlarını, matematiksel verileri, fon stratejimizi fonların içeriklerini ve en çok kazandıranları öğrenmeye gelelim. Fonları incelerken bakmamız gereken 3 tane önemli nokta, 3 tane önemli site var. Şimdi bunları birlikte inceler olacağız. Yine hemen bir tane hisse açalım. Üzerinden örnekli olarak anlatalım istiyorum. Şöyle yine bir hisse senedi fonu açmak istiyorum. Burada yabancı hisse senedi fonu olursa bizim için daha iyi olacaktır ki daha detaylı bir analiz, daha detaylı bir gösterim yapabiliriz. Zaten burada yabancı hisse senetlerinde öğrendikten sonra yerlilerinde hiçbir sıkıntı çekmiyor olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki bizim karşımıza çıkan X de kap. Kap bilgi adresine tıkladığımızda direkt fonun ilgili kap noktasına, ilk kap sitesine linkine bizi götürmüş oluyor. Şimdi burası açıldıktan sonra burada öncelikle bir özet bilgiler kısmına gelmemiz gerekiyor. Burada Sağ tarafta gördüğünüz gibi bağlantı kurulacak yetkililer var bunu göstermediğimi aklıma geldi de bu yüzden gösteriyorum Bakın burada bölüm başkanı ve fon müdürünü Mail adreslerini ve telefon numaralarını görüyoruz Bilgi almak için mutlaka bunlara tıklayıp buradan bilgi almamız gerekiyor Şimdi Burada inceleyeceğimiz bir önemli nokta güncel izahnamesi yani fonun izahnamesini incelememiz gerekiyor Hemen şöyle bir basayım Bizim karşımıza pdf olarak çıkartacak Şöyle pdf olarak açalım ne anlattığını kabaca size söyleyeyim ama buradaki tabi inceleme okuma size kalmış 20-25 sayfalık bir e, Rapor olarak karşımıza çıkıyor Şöyle aşağı geldiğimiz zaman burada içindekiler kısmını görüyoruz. Bakın. Fon hakkında genel bilgileri görebiliyorsunuz. Fon portföyünün yönetimi, yatırım stratejisini ve fon portföy sınırlamalarını görüyoruz. Temel yatırım risklerini görüyoruz. Fon 1'in pay değerini görüyoruz. Toplam değerini görüyoruz. Burada işte mal varlığından karşılanacak harcamaları görüyoruz. Açıklamaları vesaire. Her noktayı buradan görebiliyoruz. Bunu mutlaka bir izahnameyi okuyup incelememiz gerekiyor. İkinci sayfaya geldiğimizde yani ikinci önemli noktaya geldiğimizde bunu son 5 bildirim tarafından göreceğiz. Bir portföy dağılım raporunu göreceğiz. Şubat ayı için. İşte bu portföy dağılım raporu Ocak ayı içinde var. Buradan sadece son aydaki portföy dağılım raporunu, üçüncü olarak da performans sunum raporunu göreceğiz. Öncelikle performans sunum raporuna bakalım, sonra da portföy dağılımına bakalım. Yani 3 tane önemli siteye, 3 tane önemli noktaya bakacağız dediğimizde bir fonun izahnamesi, bir fonun performans sunum raporu, bir de fonun portföy dağılım raporunu görmemiz gerekiyor. Şimdi sunum raporuna geldiğimizde şöyle aşağı doğru iniyorum. Burada benim için çok önemli bilgiler yer alıyor. Mutlaka incelemem lazım. Burada tabi bilgiler var bunları okuyabiliriz ama asıl bizim işimize yarayacak kısım. Şöyle yaklaştırırsam daha net gözükebilsin diye. Bakın tanıtıcı bilgiler adı altında ilk önce incelemem gereken şey fonun yatırım amacı. Diğeri fonun yatırım stratejisi. Ardından da fonun yatırım risklerini mutlaka okumam gerekiyor. Portföy yöneticilerini internetten araştırarak nasıl biri olduklarını, eğitimlerini, ne kadar for, e, portföy yönetiklerini de inceleyebilirim. Yine buradaki amaç strateji ve riskleri okuduktan sonra benim önemli bir noktam da şudur: Portföyün dağılımı. Mesela nedir bu? Yabancı e, ortaklık payının yüzde 99.5 olduğunu, diğerinin yüzde 48 olduğunu görüyoruz. Yani bu yabancı ortaklık paylarının içeriğidir. Nasdaq Teknoloji Endeksinde yüzde 19.5 bir yatırımı var. Elektronik Applications'larda yüzde 6.6, Healthcare'lerde Online Media, Semiconductor, Credit servis bunlarda ne kadar yatırımları olduğunu alt alta toplamamız gerekiyor ve buradan da içerisinin yani portföyün dağılımını görmüş olabiliyoruz. Tabii ki bizim için bu da yeterli değil. Yani burada ne görüyorum? İşte Nazda yatırım yapmış. Burada elektronik application'lara yatırım yapmış. Healthcare'a e yatırım yapmış. Online medya yapmış. Semiconductor e, yanlış hatırlamıyorsam yarı iletkenlere yapmış. Software yazılım ve application'lara, application'lara yatırım yapmış. İşte burada household production'a yatırım yapmış. Yine software'a yatırım yapmış. Burada medical devices'a yatırım yapmış. Bunları görüyorum ama Bunlardan hangi hisselere ne oranda yatırım yaptığını görmek istiyorsam da burada 3. aşama olan portföy dağılım raporu karşıma çıkıyor. Bakın 0803'te yani 8 Mart'ta gelmiş Şubat ayı raporunu görebiliyoruz şu anda. Kısa kodu AFA olan bu fonumuza giriş sağlıyoruz. Şimdi burada çok daha detaylı her şeyin içerisinde A'dan Z'ye bulunduğu bir portföy dağılım raporu göreceğiz. Şöyle bir tık yakınlaştırayım hatta bir tık daha sağırsa sığmadı. Şöyle aşağı doğru indiğim zaman bakın %99.49'unun hisse senedi olduğunu görebiliyorum. Zaten yabancı hisse senedi olması bu kadar fazla. Bu fonun da ciddi bir getiri sağlamasını son bir yılda %97'lik bir getiri sağlamasını vesile olmuş. Çünkü çok ciddi bir şekilde içerisinde hisse senedi var. Hece etmek için çok fazla işte repolar, ters yapılar, mevduatlar, kısa vadeli araçlar falan koymamışlar. Bir senedeki getirisi muazzam dolar ve euronun üzerinde. Zaten bunu yine ilerleyen kısımlarda sizlere söyleyeceğim ama biz eğer bir e, dolara endeksli fon alıyorsak dolar getirisinin üzerinde getiri getirmesini isteriz. Biz eğer altına endeksli bir fon yani bir kıymetli madenler fonu alıyorsak altın bu süreçte %50 çıktıysa bizim fonumuzun en az %50 artması lazım. Hatta üzerinde artması lazım ki başarılı olduğunu doğru noktalarda alsat yapabildiğini görelim. Son 3 seneliğe baktığımız altın yüzde %296 getirirken bu fonun %284 getirdiğini hisse senedi şemsiye fonlarının euronun doların BIST 30 ve BIST 100'ün çok çok üzerinde getirdiğini görebiliyoruz. Buna da belirtmek istedim. Şimdi portföyde alım raporuna baktığımda hisse senetlerinin ne kadar olduğunu görüyoruz. Geriye kalan o %0.5'lik kısmında nerede olduğunu şöyle bir incelememiz gerekiyor. Evet şurada bakın. Ters repo ve repo ve ters olduğunu görebiliyoruz. Bu %0.5'lik kısmında TPP borçlanmada olduğunu, Takas Bank para piyasası borçlanma araçlarında olduğunu görebiliyoruz. Zaten %0.5. Şöyle aşağı doğru geldiğim zaman burada hangi hisselerden ne kadar bulunduğunu tek tek görebiliyor olacağım. Neyde varmış mesela? American de var, Apple'da var, A device Auto'da var. Şöyle aşağı geldiğimizde Adobe Systems'te var. Analog Device'de var. Autodesk'te yine olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim bildiğimiz firmalar. Bilmediklerimiz de bir sürü içerisinde var. Mesela biz bildiklerimizden yine bir inceleme gerçekleştirebiliriz. Biogen'de olduğunu görebiliyoruz. Booking Holdings'de olduğunu görebiliyoruz. Şöyle aşağı geldiğimizde Action Energy'de olduğunu görüyoruz. Başka bildiklerimiz varsa bunları görebiliyoruz. Burada hemen yukarıda çıkıp devam edeyim anlatımıma. Burada hangisinden ne kadar miktarda olduğunu da görebiliyoruz. Bakın mesela toplam burada ee, fon toplam değerine göre diyor. %12'lik, %7'lik, %0.6'lık, %0.5'lik vesaire vesaire olduğunu görüyoruz. Bunların da hepsini sağ taraftan toplayarak indiğimiz zaman bizim ortalama burada ne kadar bir yüzdesel paramız olduğunu görebiliyoruz. Tabii birçok farklı hisse olduğu için biraz liste uzadı. En altına geldiğim kısımda bunu görebiliyor olacağım. Evet gördüğünüz gibi %99.08'inin burada grup toplamı yani bu grupta %99.08 olduğunu burada işte takas bank para piyasalarında %0.16 olduğunu %1.34'lük USD olduğunu görebiliyoruz. Tabi bunlar sürekli değiştiği için toplamında %100 olduğunu görebiliyoruz. Fon toplam değerinin %100'e ulaştığını görebiliyoruz. Burada işte neydi %0.16'lık bir bizim e, ters repo rapomuz vardı. Ben şu sağ tarafı gösterdim sanırım ama şu tarafa incelememiz gerekiyor. %99.84'lük bir hisse senedi olduğunu görebiliyoruz. Bunlar tabii ki her aylık rapora göre değişiklik gösterecektir ama bizi mutlaka incelememiz, mutlaka bakmamız gereken 3 site izahnamesi, performans sunum raporu ve kap tarafıdır. Bu arada galiba unuttum ama e, kap tarafında farklı bir şey daha göstermem gerekiyordu. Ona girmem gerekiyor. Yani performans sunum raporu içerisinde bir noktayı değinmeden geçmişim. Şimdi hatırladığım kadarıyla burada standart sapma şarp oranlarını da görmemiz gerekiyor. Burayı da sizlere performans raporunu açıp tekrar gösterip geliyorum. Çok fazla konu olduğu için her ne kadar not alıyor da olsam bazen aralarda kaçırmış oluyorum. Bunları göstermek istediğim için aklıma geldikçe geri dönüşler sağlıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi burada biz perform e, portföy dağılımını gördükten sonra bir sayfa daha aşağı indiğimizde burada yine çok güzel verileri görüyoruz. Bakın yıllara göre toplam getirilerini görüyoruz. Yıllara göre karşılaştırma ölçütünün getirisini, enflasyon oranı ve üfeyi görüyoruz. Portföy zamanı içinde standart sapmasını görüyoruz ki bir sonraki konumuzda zaten fonların risk oranlarını hesaplarken bunu görüyor olacağız. Devam ettiğimizde burada bilgi rasyosunu sunum portföyüne dahil toplam değerine taktif değerleri de görebiliyoruz. Özellikle burada bizim toplam getiri yıl için Karşılaştırma ölçütü getirisi enflasyon oranına göre ne oranda getirmiş ve bir de standart sapma bizim için önemli oluyor. Bakın mesela 2019 yılında toplam getiri %42. Burada enflasyon oranı %7 olarak karşımıza çıkıyor. Standart sapmasına da baktığımızda 1.03 olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ne demek olduğunu biliyoruz. Yani getiriyi, karşılaştırma ölçütü getirisi ve enflasyon oranını biliyoruz. Standart sapmanın da ne olduğunu gelin şimdi sizlerle birlikte inceliyor olalım. Çünkü bir sonraki konumuz fonların risk oranlarını hesaplamak. Hemen gelelim bu hesaplamaya başlayalım. Aslında bizim paint burada karşımıza çıkıyor. Risk standart sapma ile ölçülür. Standart sapma bize tahmini getiriden ne kadar uzaklaştığımızı gösterir. Şimdi bunu sizlere ekranlarla göstereceğim. Standart sapma düşükse risk düşüktür. Standart sapma yüksekse risk yüksektir. Bunu anlayabiliriz. Öncelikle standart sapma şu demektir. Standart sapma fonun aylık getirisinin ortalama getirisinden uzaklığını ölçer. Başka bir ifadeyle bir ay %10 getir sağlayıp diğer ay %9 kayıp veren bir fon. Bir ay %2 kazanıp diğer ay %1 kaybeden fondan daha risklidir. Çünkü ne zaman ne kadar getirip ne zaman ne kadar kaybettireceği belli değildir. Bir diğerine de şöyle baktığımızda fonların risk oranlarını görüyoruz burada. Para piyasası fonu en az riskli. Temkinli değişken fon, standart fon tabi bunlar eski isimleriyle olduğu için şu anda mesela katkı fonu katılım fon olarak değiştirebiliriz. Borçlanma araçları fonu değişken fon, dengeli değişken fon, dinamik değişken karma olarak gidiyor. Yani biz şunu bilebiliriz. Para piyasası fonu borçlanma araçlarından daha az risksiz. Burada hisse altın fonu borçlanma araçlarından daha riskli. Hisse senedi fonu da altından daha riskli bir fon olarak bu şekilde değerler karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim sizlerle birlikte standart sapmanın ne olduğuna. Beklenen getiri nedir ve nasıl hesaplanır? Öncelikle bunu konuşmamız gerekiyor. Ve buradan yola çıkarak da size sonra standart sapmayı da söyleyeceğim. Standart şunu belirtmem lazım ki bizim hesaplamamız gereken bir oran değildir veya şarp oranını birazdan göstereceğim bunlar bizim hesaplamamız gereken oranlar değildir bunlar zaten hesaplanarak bizim karşımıza çıkartılır biz sadece kullanırız özellikle standart sapmayı hesaplamamıza gerek yok kullanmayı bilmeliyiz ve şunu bilmeliyiz ki düşük standart sapma daha risksiz sabit bir getiri bize söyler iki tane fon olduğunu düşünelim fonun başlangıç fiyatı fonun bitiş fiyatı şimdi birincisi buradan şu şekilde ilerler bu neredeyse risksiz bir fondur diğeri Hemen rengimi de değiştireyim buradan. Şu şekilde ilerler. Şu şekilde yukarı doğru ilerleme yapar. Bu daha az riskli bir fondur. Ama en riskli fonlar ise yani risk değerleri çok daha yüksek olan fonlar ise başlangıç biçiliş fiyatları aynı olmasına rağmen şu şekilde bir ilerleyiş gerçekleştirir. Ve bu da daha riskli bir fonu temsil eder. Yani Buradaki standart sapma aslında kullanmamız gereken olan standart sapma Bize volatility durumunu risk ölçütlerini anlatıyor olacaktır Şimdi gelelim beklenen getir nedir ve nasıl hesaplanır bunu konuşmaya Beklenen getiri şöyle BG olarak yazıyorum. Eşittir diyorum. Aslında bu lisede gördüğümüz basit karışım problemleri var ya onlarla aynı. Ama beklenen getiriyi ölçmemiz lazım ki neden aldık, neden satacağız, nasıl satacağız stratejilerini yani bir sonraki işleyeceğimiz konuyu öğrenebilelim. Beklenen getiri dediğimiz şey bizim x enstrümanımız olsun ve biz bundan Yüzde %20'lik bir getiri bekleyelim. Yani x'deki getiri hedefimiz yüzde %20, y'deki getiri hedefimiz yüzde %40, z'deki getiri hedefimiz de 30 olarak karşımıza çıksın. Y yüzde 30 karıştırdım galiba söylerken ama Z de yüzde 40 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu benim fonumun içerisinde yani bunların hepsini şöyle bir fon olarak düşünün. Tam güzel çizemiyorum ama böyle bir fon olarak düşünün X enstrümanımdan %20 Y enstrümanımdan %30 Z enstrümanımdansa %40'lık bir getiri bekliyorum Tamam şimdi beklenen getiriyi hesapladım Şimdi portföy ağırlıklarını hesaplamam lazım Yani ne kadar X enstrümanımdan var ne kadar Y ne kadar Z %33 33 33 olarak mı var yoksa farklı yüzelerde mi Genellikle Tabii ki burada portföy ağırlıkları farklı olacaktır Bunu da portföy ağırlığı olarak şu şekilde yazayım ama Renk biraz kötü galiba şu rengi bir değiştireyim ne alayım? Şöyle mavi alsam aynen daha iyi gözüküyor. Bir tık da kalınlaştırayım. Daha net okuyabilelim. PA olarak da portföy ağırlıklarını yazıyorum. Ne diyeceğim burada? Portföy ağırlıklarında %60X, %20Y, %20 de Z olsun. Burada diyorum ki %60X, %20Y yazamıyorum hemen yazacağım. %20Y, %20 de Z olduğunu düşünelim. Yine ters yazdım. %20 de Z olduğunu düşünelim. Şimdi bunlara baktım ne görüyorum? %20 getiri hedefiyle X almışım, %30 getiri hedefiyle Y almışım, %40 getiri hedefiyle de Z almışım. X'ten %60 tane, Y'den %20 tane, Z'den de %20 tane almışım. Şimdi ben bu portföyün genel getiri oranını, getiri beklentisini ne olarak bulacağım? Basit bir matematikle 0.2 çarpı 0.6 artı 0.3 çarpı 0.2 artı 0.4 çarpı 0.2 olarak gerçekleştireceğim ve beklenen getiriyi bulacağım. Bu işlemin sonucunu yaptığım zaman karşıma %26'lık bir getiri çıkacaktır. Yani normalde 2.6 çıkacaktır bu işlemin sonucu. Bunu da yüzdeye vurduğum zaman %26'lık bir getiri karşılığına çıkacaktır. Bu mutlaka gerçekleşmesi gereken, hesaplanması gereken bir konudur. Tabi bunu zaten yatırım fonları kendileri gerçekleştiriyorlar ama bizim de hesaplamamız mutlaka karımız olacaktır. Şimdi standart sapmayla ilgili şöyle de bir bilgi ve not vermem gerekiyor ki standart sapma sektörlere göre yapılır. Yani Burada altın fonunun standart sapmasıyla para piyasası fonunu kıyaslaştıramayız. Burada hisse senedi fonuyla yabancı hisse senedi fonunu ya herkesi kendi içerisinde bir kıyasa tutabiliriz. Herkesin kendi içerisinde kıyaslamasını yapmamız gerekiyor. Bir de çokça bahsettiğim şu şarp oranı nedir? O konuya gelelim. Çünkü bizim için yine önemli bir konu. Şarp oranı nedir? Yazılışında görelim diye şuraya yazıyorum şöyle şarp oranı. Şimdi şarp oranı hesaplaması için sizlere 1 2 3 4 tane evet kısa terim vereceğim. Sonra bunlarla bir formül yazacağız. ST dediğimiz şarp rasyosu. Şimdi ben oranları sizler için yazdım. Öncelikle şarp rasyosunu bulmak için ne yapmamız lazım? Hangi verilere ihtiyacımız var? Bunu görüyoruz. ST diye kısalttığım şey birazdan buraya formülünü yazacağım. O yüzden kısalttım. ST dediğim şey şarp rasyosunun kendisidir. Kendi değeridir. Zaten biz buraya da formülü yazarken ST eşittir diye yazacağız. ST eşittir. RT dediğimiz şey T portföyünün ortalama getirisi. RT dediğimiz olay T portföyünün yani burada zaten gördüğümüz şey hedef bir T portföyü üzerinden çalışıyoruz. T portföyünün ortalama getirisi. RF dediğimiz şey risksiz faiz oranı. S dediğimiz şey de standart sapma. Şimdi biz şarp rasyosunu nasıl bulunuyoruz? Parantez içerisinde RT eksi RF yapıyoruz. RT eksi RF. Bu da ne demek oluyor? Hemen değerlerden bakalım. Şöyle bakın RT dediğimiz neydi? T portföyünün ortalama getirisi. Yani biz T portföyümüzün getirisinden risksiz faiz oranı olan mevduat faizi diye de nitelendirebileceğimiz faiz oranı çıkartıyoruz. Örneğin bizim portföyümüz ne kadar getiri sağlasın? %30 getiri sağlasın. Şu anda da risksiz faiz oranı ne kadar? %20 diyelim. O zaman 30-20 yapacağız. ST eşittir diyeceğiz. Şöyle basit bir matematik aslında. Şuraya da çarpı olarak koy koyduğumuz bölü olarak koyduğumuz şey de S olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bunu baştan yazayım. Şu şuraya ki nokta olarak karşımıza çıkmasın. Bölü S olarak karşımıza çıkıyor. Buraya da bölü S koyacağız. Yani standart sapmamız. Standart sapmamız zaten otomatikman gelip hesaplanıyor. Mesela bu rakam için 2 verildiğini düşünelim. Bu portföyümüz için 2 verildiğini düşünelim. Ne çıkıyor buradan bizim ST'miz? 30-20'den 10 bölü. Buraya da standart sapma oranında. Onu da eşittir 2 olarak yazmıştık. 10 bölü 2'den rasyonun 5 çıktığını görüyoruz. Şimdi biz bu oranlara bakacak olursak. Standart sapmanın düşük olmasını yani şarp oranının yüksek olmasını isteriz. Bakın standart sapma ne kadar düşük olursa yani bölüm kısmında olduğu için sonuçta. Şuraya da yazabilirdim bölüm olarak. Standart sapma bizim için ne kadar düşük olursa bu bölümün sonucu o kadar büyük çıkacaktır. O zaman bizim istediğimiz şey standart sapma şuraya da yine not olarak koyayım yazmak isteyenler için. Standart sapmayı düşük ŞH diyelim şarp oranına. Şarp oranında yüksek istiyoruz. Hem standart sapmayı hem şarp oranını inceleyerek de bir karar vermemiz mümkündür. Yani risk algısını hesaplamak aslında bu kadar basit. Standart sapmayı düşük, şarp oranını yüksek istiyoruz. Beklenen getir ve portföy ağırlıklarını kıyaslaştırarak da risk getiri algısını mutlaka oluşturuyoruz ve oluşturmalıyız. Şimdi gelelim fonlardaki stratejimizi belirleyelim konusuna. Fonlardaki stratejimizi belirlemek bizim için çok çok önemli. Fonlardaki stratejimiz buraya da sizler için yazabilirim aslında isterseniz. Bir trade değil uzun vadeli yatırım yapmamız gerekiyor. Sonuçta profesyoneller yönetiyor bu fonu. Neden satıyorsunuz? Neden aldınız? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Özellikle de trade yapmak yani kısa vadeli al sat yapmak istiyorsanız. Profesyonellerin yönettiği bir fonu çok kazanmadan iyi getiri sağlamadan neden satıyorsunuz? 1- Trade uygun değildir. 2- Risk düzeyimiz nedir? Yüksek risk ile yüksek getiri ihtimalimiz olduğunu bilmeliyiz. Risk getiri dengesini kurmalıyız. 3- Fon yöneticilerine ulaşıp mutlaka bilgi almamız gerekiyor. 4- Mevduat ve enflasyon üstü getiri en azından yıllık olarak bunun üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da istiyorum. Yani ben bir fon alıyorsam kesinlikle mevduat üzerinde getiri hedeflerim ve olabildiğince de bu kadar yüksek enflasyonlar olmadığı takdirde bahsediyorum ki ben bu kadar büyük enflasyonlar olsa dahi aldığım fondan enflasyon üstü getiri beklerim. Bu benim hakkımdır. 4. 5. ve son kısma geldiğimde portföy çeşitlendirmesini mutlaka yapmamız gerekiyor. Nedir bu? Portföy çeşitlendirmesi dediğimiz şey bizler için farklı farklı fonları burada e, portföyümüzün çeşitlendirmemizin içerisine koymamızdır. Yani sadece altın fon almayız. Altın fonu, para piyasası fonu, hisse senedi fonu, yabancı hisse senedi, emtia fonlarıyla bir sepet oluşturmamız gerekiyor. Şimdi sizleri bir siteye götüreceğim. Bu site tarafında bir inceleme gerçekleştireceğiz. Bakın buraya geldiğimizde Udins Fon Ratingler sitesine sayfasına geliyoruz. Burada fon ratinglerin nasıl takip edildiği, nasıl incelendiği, nasıl bulunduğu ile ilgili bizim için önemli bir sayfa olarak geliyor. Biz bunu hemen şuradaki fon ratingler kısmını e, güncel ratingler olarak değiştirirsek bizlere güncel olarak getirilerini e, görebileceğimiz, anlayabileceğimiz bir kıstas yapabileceğimiz sayfaya aktarmış oluyor. Emeklilik fonları ve yatırım fonları var. Yatırım fonlarını seçtikten sonra bakın burada uzun vadeli borçlanma araçları fonları, bu site içerisinde bize orta vadeli borçlanma araçları, hisse senedi yatırım fonları, değişken yatırım fonları ve değişken özel yatırım fonları ile ilgili aşağıda gördüğünüz gibi bu tabloda her kategori için 5 yıldız alan 3 fona yer verilmiştir diyor. Şu an muhtemelen gün güncelleme olabilir, bakım olabilir, sitede bir arıza olabilir ama fonlar bulunmuyor. Yani yazılmıyor hangi fonun olduğunu ve ne kadar rating aldığını. Normalde burada her fon için, her kategori için 5 yıldız olan 3 tane önemli fona yer verilmiş. Yani fon seçerken de buradaki mesela hisse yatırım fonu seçeceksiniz. Hisse senedi yani. Buradaki sizler için önemli 3 tanesini buraya listeliyorlar. Siz kontrol ettiğinizde muhtemelen açılmış olacaktır çoktan. Yani burayı inceleyebiliyor olacaksınızdır. Genel olarak bizim stratejimiz, fonlar tarafındaki stratejimizi belirleyelim. Konusu bu şekildedir. Bilgi almayı, uzun vadeli yapmayı hedefliyoruz. Mutlaka enflasyon ve mevduat faizi üzerinde bir getiri istiyoruz. Fon stratejimizi de belirledikten sonra burada artık gelelim fonların tam içeriklerine, gruplarına neler olduğuna gelebiliriz. Burada daha detaylı bir inceleme istiyorsanız eğitim serisi üzerinden gidebilirsiniz. Ben sizlere burada biraz da basitçe bahsediyor olacağım. Bu ana sayfa tarafından gösterdiğimiz üzere zaten kabaca üzerinden geçmiştik. Şimdi biraz da içlerine giriyor olacağız. Yani bu borçlanma araçları fonları nedir, kıymetli madenler fonları nedir? Bunların hepsini birlikte inceliyor olacağız. Burada da görebiliyorsunuz aslında başlangıçta şunu söyleyebilirim. Borçlanma araçları fonlarıyla başlayalım. Borçlanma araçları fonları içerisinde tahvil bono bulunan TL cinsinden borçlanan araçlardır. Mantık ucuza kredi bulma ucuza para bulabilmektir. Bununla da ilgili zaten videolarım var. Devam ettiğimizde kıymetli madenler fonu içerisinde altın, gümüş, bakır, uranyum gibi fonların bulunduğu yatırım araçlarının bulunduğu fonlardır. Eurobond dediğimiz fonlar var. Eurobond fonları ismini gördüğünüzde kaçmayın korkmayın ben bunu öğrenmedim demeyin diye anlatıyorum. Eurobond fonları da borçlanma araçları fonlarının aynı sadece içerisinde tahvil ve bono yerine eurobondlar bulunuyor. Eurobond dediğimizde TL cinsinden değil de döviz cinsinden borçlanma aracıdır. Yani siz birine dolar olarak borç verirsiniz ve dolar olarak geri ödemesini alırsınız. Bu sayede hem dolarınızla yani dövizinizle para kazanmış olursunuz, hem de döviziniz boş boş duracağına para getirmeye devam etmiş olur. Yerli ve yabancı hisse senedi fonları bulunuyor. Bunlar adından da anlayacağımız gibi hisse senetlerinden oluşan fonlar. Yerlilerde Türk hisse senetleri bulunur. Yabancılarda ise Amerika başta olmak üzere diğer tüm ülkelerin hisse senetleri bulunur. Karma fon dediğimiz şeyin içerisinde daha önce de sizlere anlattığım gibi karmadır. Yani içerisi tamamen değişkenlik gösterebilir. Değişken fonlarda fon yöneticisi kafasına göre değişimler gerçekleştirebilir. Hangi enstrümanın yükseleceğine inanıyorsa içerisine bunu koyar. Fon sepeti şemsiye fon dediğimiz fonlardan oluşan bir fondur. Yani ne demek bu? Örneğin bunun içerisinde hisse senedi fonu da var, katılım fonu da var, borçlanma araçları fonu da var. Katılım fonu dediğimiz nokta nedir? Katılım fonu helal kapsamlar içerisinde alınabilecek, helal kapsamlar içerisine girebilecek bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şunu sizlere gösterebilirim. Bakın buradan yatırım fonları eğitim serimizin içerisine girdiğinizde burada finans ve borsa kanalı oynatma listelerindeyiz. Burada yatırım fonları eğitim serisinin içerisine girdiğinizde bunlarla ilgili daha detaylı videolarda ulaşabilirsiniz. Bu tek videoda olduğu için kısa geçmeye çalıştım. Yani borçlanma araçlarının kıymetli madenlerin tamamen içerisine girip bir inceleme gerçekleştirmedim ki videonun süresi çok da fazla uzamamış olsun. Ama genel hatlarda baktığınızda zaten artık borçlanma aracı fonu nedir, eurobond nedir, yerli hisse senedi fonu nedir, değişken fon nedir, fon sepeti fonu, katılım fonu nedir? Bunları kendiniz de görebiliyor olacaksınız. Rahatlıkla zaten gördüğünüzde anlayabiliyor olacaksınız. Bakın buraya geldiğimizde borçlanma araçları için, kıymetli madenler, eurobond için, katılım fonları için, yerli yabancı karma fon için neler olduğunu, fon, serbest fon ve fon sepeti fonu da var. Bunların neler olduğu ile ilgili ayrı ayrı videolar izlemek istiyorsanız daha detaylı öğrenmek için buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte gelelim en başarılı fonlar nasıl bulunur, nasıl seçilir buna. Aslında bu saate kadar izlediğimiz videonun meyvelerini yiyeceğimiz, elmalarını toplayacağımız kısmı burasıdır. Sonuçta biz bu bilgileri öğrendik. Evet bilgi güçtür. Artık yatırım fonlarıyla ilgili herkesle konuşabiliriz ve yatırım fonlarıyla ilgili A'dan Z'ye tüm bilgileri biliyoruz. Ama buradaki en son noktada en başarılı fonları seçerek daha fazla, daha çok para kazanmaksa işte gelin şimdi bunları konuşalım. Burası çok önemli bir kısım olarak karşımıza çıkıyor. 1 Buradaki kriterlerimiz nelerdir? Sürekli, istikrarlı başarı istiyoruz. 2. Bunları not almayı lütfen lütfen unutmayın. En başarılı fonlar nasıl bulunur? Baştan tekrar ediyorum. 1. Sürekli, istikrarlı bir başarı istiyoruz alacağımız fonda. Yani ben bugün şundan bahsetmek istiyorum. Fon karşılaştırmaya girelim. Burayı daha örnekli göstereyim. Burası çok önemli bir konu çünkü. Ben fon karşılaştırmaya girdim. Gelecek konjektür analizimi öncelikle kendim yaptım ve hisse senetlerinin yükseleceğini düşünüyorum. O zaman hisse senedi şemsiye fonu alacağım değil mi? Hisse senedi şemsiye fonlarını aldım. Sayfaya da 250 tane sığdır dedim. Bakalım kaç tane fon varmış. Burada atıyorum ki 150 tane fon var. Bütün fonlar şu an karşımda. Bir yılda en çok getiri getirenlere göre de sıraladım. Şimdi Burada yapmam gereken şey bir sürekli ve istikrarlı bir başarı istiyorum yani bir senede en çok getirmiş Ama 3 ayda en çok getirenler arasında değil Üzerine tıkladığımızda da fon açıldığı için tıklayarak göstermeyeceğim Bakın burada 3 senede yine çok getirmiş 5 senede yine çok getirmiş demek ki Bu başarılı bir fon olarak karşıma çıkıyor ama bir ayda %10 getirmiş 3 ayda zarar getirmiş bu tabi dolara da bağlı olduğu için burada farklı bir şey de mevcut. Burada tamamen örneksel olarak anlatıyorum fon bazlı değil. Mesela 1 ayda %10 getirmiş 3 ayda %20 zarar yapmış 6 ayda %100 getirmiş işte 1 senede %30 zarar gösteriyor yani voleti düzgün değil. O zaman bunu istemiyoruz. Bir sürekli istiklerle başarı. iki konjektür okumak ve piyasa analizi. Yani biz tamam fonun başarısını seçeceğiz ama o fon, başarılı fonun dönemini de doğru seçmemiz lazım. Örneğin altının düştüğü bir zaman en iyi kıymetli madenler fonunu da seçersek seçelim sonuçta zarar edeceğiz. Veya hisselerin borsaların düştüğü zaman en başarılı ise senedi fonunu en iyi yöneten fon yöneticisini de bulsak hisseler düşüyorsa yani endeks genel olarak düşüyorsa burada fonumuz da düşecektir. Bu yüzden konjektür okuma ve piyasa analizini iyi yapmamız gerekiyor. Fonları kendi kategorisine göre değerlendirmeliyiz. Bura ünlem koyabileceğimiz çok önemli bir nokta. Çünkü fonları gidip şu şekilde kıyaslaştırmanın bir manası yok. Hisse senedi fonuyla burada katılım fonunu katılım fonuyla kıymetli madenler fonunu işte eurobond fonlarıyla hisse senedi fonları karşılaştırılmaz. Her fon kendi kategorisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Biz burada türe kendimiz piyasa ve konjektör analizi yaparak karar veriyoruz. Ama fonun içerisine ise fonları birlikte kıyaslaştırarak karar veriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi hisse senedi şemsiye fonunu seçiyoruz o geliyor. Kıymetli madenleri seçersek o gelir. Yani bizim burada öncelikle türe kendimiz karar vermeliyiz. Sonra da kendi içlerinde bir kıyas yapmalıyız. Kategorisinde değerlendirmeliyiz. Dördüncü noktaya geldiğimiz zaman burada bizim için önemli kısım fon yöneticileriyle görüşmek olarak karşımıza çıkıyor. Mutlaka fon yöneticileriyle görüşmeliyiz. Burada fonun gidişatı ile ilgili, fonun risk oranları ile ilgili fonda ne yapıp da daha fazla fazla kazandıracağı ile ilgili bizi ikna etmesini ve açıklamalarda bulunmasını istemeliyiz. Özellikle de şuradan piyasa bilgisi de alabiliyoruz. Mesela ak ve sağlık sektörü yabancı sesinde. Ben bu fon yöneticisini aradığımda ben bu fonu almak istiyorum. Ciddi uzun vadeli bir yatırımcı olacağım veya mail atarak. Fakat Burada fonun da iyi yönettiğinize güveniyorum. Sağlık sektörüne de güveniyorum ama doların artıp azalacağını bilmiyorum. Dolar düşerse ben zarar edeceğim. Ne düşünüyorsunuz? Dövizin geleceğiyle ilgili deyip bir orta uzun vadeli kendinize dövizle ilgili fikir alabileceğiniz bir uzman da bulmuş oluyorsunuz. Beşinci ve çok 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 önemli bir nokta ise matematiksel oranların kontrolü. Yani düşük standart sapmayı, yüksek şarp oranını mutlaka arıyor olmalıyız. Mutlaka daha demin gördüğümüz Portföy getirilerini portföy dağılımlarını Hesaplıyor biliyor olmamız gerekiyor Bir beşincisi bir altıncısı özür diliyorum Altıya geçtik yeni çıkmış fonları bulmalıyız Yeni çıkmış fonlarda bizim ihtimallerimiz Daha da fazla artacaktır çünkü e, Fon daha henüz yeni çıkmıştır Ve getiri ihtimalleri daha yüksektir Mesela fon sepeti şemsiye fonu seçtim Bakın bu fon yeni çıkmış mesela 3 yıllık verisi yok Ak portföy, gümüş fon sepeti Bir senede de iyi getiri sağlamış Garanti portföy esg sürdürülebilir fon sepeti Daha yeni çıkmışını arıyorsak mesela deniz portföyün Sürdürülebilir fon sepeti henüz daha açıkladı bir ay olmuş 3 aylık bile verisi yok. Gümüş fon deniz portföyü henüz çıkmamış çıktığı gibi alma şansına sahibiz. Şuraya geldiğim zaman mesela bakın QNB portföyden temiz enerji ve su fonsepet fonunu ikinci fonsepet fonunu görebiliyoruz tabi yine yeni çıkmış fonları da değerlendirmeliyiz. Bir diğer yine çok çok önemli bir nokta matematiksel veriler kadar önemli koyabileceğim bir nokta yıldız atabileceğim bir nokta fiyatı düşen düzeltme yapan fonları bulmalıyız. Ne demek istiyorum hemen örneklerle gösterelim. Hatta şuraya kalemimi açayım ben kendime öyle bir fon varmış gibi yazayım arayıp zaman kaybetmeyelim. Şöyle bir fon istiyorum ben. Mesela bir senede böyle bir getirisi olsun 3 senede şu getiri kötü %200'lük bir getirisi olduğunu düşünelim. İşte 5 senede yüzde atıyorum 500'lük bir getiri olduğunu düşünelim. O zaman nedir? 1 seneden 2 seneye iyi getirmiş. 2 seneden 5 seneye güzel getirmiş. Yılbaşından itibaren güzel getirmiş. Ama Hadi 6 ayı da kabul edebilirim ama son 3 ve son 1 aylık getirilerini kabul edemem. Ne demek bu? Ben son 3 ay ve 1 ayda düşüş yapmış fonları almak istiyorum ki düzeltmeye gitsin. Mesela son 3 ayda %5 getirsin son 1 ayda da eksi %2 getirsin. O zaman düzeltme yapmış doğru zamanda alabileceğim fonlar olarak karşıma çıkıyor. Hemen bir tane açayım şöyle bu fonu. Bir de şöyle benim dediğim gibi fon mesela garanti portföy yabancı teknoloji fonunu açıyorum. Ne görüyorum burada bakın Son 1 senedeki getirisi %84 en üstteki fondan az getirmiş. Son 3 senede en üstteki fondan bakın yukarıda getirmiş. Son 5 senede en üstteki fondan yine çok yukarıda getirmiş. Demek ki fon istikrarlı ve düzenli getiriyor. Son 6 ayda da yine iyi getiri sağlamış. Ama son 3 ay ve son 1 ayda az getirmiş veya son 3 ayda zarar getirmiş. Demek ki bir düzeltme yapıyor. Ben demek ki buraya girebilirim. Bakın. Akport ve Petrol Yabancı BYF fonu olarak karşıma çıktı. Ne görüyorum? Burada bir düzeltme var. Bakın burada bir düzeltme var. Demek ki ben buralar uygun noktalar. Yani şu tepede alacağım en azından bu noktalarda alabilirim. Veya şuna baktığımda Garanti Port ve Yabancı Teknoloji'ye baktığım zaman bakın yükselmiş epeyce sonra kademi olarak bir düşüş yapmış ve buralarda kendine bir destek buluyor. Buralar alım için iyi nokta olabilir. Ama şu tepe noktalarında yani çıkışa hızlı 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 devam eden buradan da hemen anlatacağım üzere bir aylıkta en çok getiriyi sağlayan mesela MTA yabancı fona baktığım zaman bir aylıkta en çok getiriyi sağlayan bir haftalık en çok getiriyi sağlayan. Yani giden fonları almamam gerekiyor. Grafiğini yine ben şuraya çiziyor olayım. Bakın fon eğer ki şu şekilde ilerliyorsa ben şu noktada bulduysam bu noktada almam mantıklı değildir. Onun yerine şu noktada alırsam şurada daha düşük bir seviyeden kademelenmiş olabilirim demek istedim. Burada anlattığımız şey buydu. Devam edeceğiz. Son bir noktamızda yakın zamanda yükselen, başarısı artan fonlar da karşımıza çıkmış oluyor. Yani daha yeni kurulmuş, aynı bir önceki okuduğum maddeyle benzer, yeni kurulmuş ve başarısı gitgide artarak yükselen henüz 6 aylık, 1 senelik, 3 senelik, 5 senelik olmamış bir fon yani herkes tarafından bilinmemiş, yeni ortaya çıkan, getirisini yeni karşımıza koyan bir fondan bahsediyoruz. Bu da yine bizim alımımız için mantıklı olabilecek en başarılı fonları bulurken kullanabileceğimiz stratejilerden bir tanesidir. Bir de sizlere göstermek istediğim şey fon incelemeleri ve geleceğin fonlarını göstermek istiyorum. Bakın burada karşılaştırmada ne gördüm? Fon sepeti şemsiye fonunda çok güzel fonlar var. Yani burada mesela bakın temiz enerji ve suya yatırım yapan bir fon var. Gayet güzel. Yani burada neyi anlatmak istiyorum size aslında? Fikire yatırım yapmayı. Bu fikir oldukça güzel ve önemli bir fikir. Bu tip fikirlerden oluşan fonları bulup yatırım yapma imkanınız var ve bu da gayet güzel bir yatırımdır. Mesela sürdürülebilirlik fonu. Aşağı geldiğim zaman bakayım yine şöyle bulmaya çalışıyorum. Gümüş fon sepeti benim için çok güzeldir. Gümüş fonuna yatırım mantıklıdır. Mesela buraya baktığımızda ne görüyoruz? Fintech ve blockchain teknolojisine yatırım yapan bir fon yine görebiliyoruz. Burada mesela biraz daha fon sepet fonundan çıkıp karma şemsiye karma sepet, karma şemsiye fonuna geldiğim zaman burada da çok güzel fikirler görüyoruz. Nedir mesela? Blockchain teknolojisi fonu, elektrikli araçlar, karma fon, dijital oyun sektörüne yapılan fonlar. Mesela ben elektrikli araçlara yapılan yatırımı gayet mantıklı bulunuyorum. Hem doğa için mantıklı hem de getiri olarak yüksek. Dijital oyun sektörü yine mantıklı iyi iyi getiri verebilen fonların başında geliyor. Mesela düzeltmesini hem 1 aylık hem 3 aylıkta gerçekleştirmiş. 6 ayda iyi getiri sağlıyor. Bu fonun alınabilir seviyelerinde olduğunu ve gelecek vaat ettiğini görebiliriz. İncelemelerimizi genel olarak bu şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bugün sizlerle birlikte oldukça uzun bir videoda fonları baştan sona tek videoda nasıl öğrenebileceğimizi gördük. Yatırım fonlarına nasıl yatırım yapılabilir? Kuralları nelerdir? Alım satım süreleri, vergileri, neden seçmeliyiz? Ne anlama geliyor? Sonrasında ise bu fonların içerikleri nelerdir? kap tarafından portföy dağılım raporu ve performans sunum raporları izahnameleri nasıl bakabiliriz nasıl inceleyebiliriz neden bunlara bakmalıyız konuştuk en başarılı fonları seçmek için 7-8 kriterimizde sizlerle paylaştık daha detaylı bilgi almak istiyor fonlara yatırım ilginizi çekti ve daha çok şey öğrenmek istiyorsanız daha demin gösterdiğim gibi finans ve borsa kanalı yatırım fonları eğitim serisi yazarak doğrudan 30 videoluk eğitim serimize ulaşabilir ve buradan en iyi fonları kendiniz seçebiliyor hale gelebilirsiniz video sonuna kadar izlediyseniz emeklerimiz için kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı aşağı destekleyebilirsiniz ilgili bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.